Çok çok eski zamanlarda insanlar ve ezakiler arasında süregelen bir savaş vardı. İki ırkı da tüketen, bitmeyen bir savaş. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, ezakilerden Zend öne çıktı. İki kral kadim ağacın gölgesinde and içtiler. Böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı, geçti. Zend ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigat barışa son verdi. Bütün umutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu İkivak ağacına sığındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilleler ağaca teslim edildiğinde İkivak derin uykusundan uyandı. Ve bir duvarla insanlarla ezakilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, Kadu'nun sırrı korunmalıydı. Cillenin önceki bölümlerinden. Ortaya çık Lenduha! Lenduha mı? Son direk! Paramparça et! Artemis! Öyleyse... Artemis onun gerçek adı. Bana söyledi. Lahik. Bak. Git Müdrik git. Nasıl olsa çok yakında tekrar karşılaşacağız. O zamana kadar emanet seninle. Biz buraya şey için geldik. Şölen için geldik. Biz komediniz. Bize ancak uğursuzluk getirirler. Buradan defolun. Hayır, olamaz. Alev canavarı bu. Ekinler yanıyor. Alev canavarı yine kaçtı. Bu alev canavarı da kocaman pençeleri olan, ağzından alevler saçan bir yaratık. Bu kral da kim böyle? O bizim kralımız. Şu cille turnuvasına bakalım. Ve kraldan kesinlikle uzak. Soğuk Alev'in Semenderi. Sıkıldım. Yeni müsabaka başlasın artık. Koca köyde bana rakip olacak kimse yok mu? Demek herkes vergi vermeyi seviyor. Aa, ne güzel. Affedersiniz. Affedersiniz. Yavaş. Hayat biraz gelmesiniz. Çekil. Siz de kimsiniz? Bunlar gezici komedyenler. Eğlence için gelmişler. Aa, demek soytarılarda ünümü duymuş, beni izlemeye gelmiş. Yanlış bir şey dedim galiba. Siz komedyensiniz değil mi? Ben de soytarı diyorum. Ne kabalık. bana rakip olacak kimse yok mu? Baksanıza. Ey sen! Turnuva daha bitmedi. Vay! Bak gördün mü? İnanılmaz! Gözlerime inanamıyorum. Merhaba. Vay! Merhaba. Kolay gelsin. Bütün köy halkı açlıktan perişan. Anlaşılan kazandıklarının hepsini vergi diye veriyorlar. Merak etmeyin, bir şey olmaz. Gitsin de gününü görsün bakalım. Ona gitmemesi gerektiğini söyledik. Ne
Burada sadece bir yaratığa ait ayak izi var. Eğer Semender ve Alev canavarı dövüşmüş olsaydı, bu dallarının hepsinin kırılmış olması lazımdı. Ama her şey normal gözüküyor. İlginç. Peki dünkü canavar neyin nesiydi? Çok sinirli bir giriş. Gözlere bak, alev saçıyor. Bırak dalga geçmeyi. Yeter bizi bu kadar aşağıladın. Elimizdeki bütün mahsulü vergi diye alıyorsun. Aylarca bir parça buğday için çalışıyoruz. Hepimiz açlıktan öleceğiz. Sus dedim. Böyle konuşarak keyfimi kaçırma. Alev canavarından sizi kurtarmasam o bir parça buğdayı bile bulamazsınız. Sürekli nankörlük. Gören de beni kalpsiz zannedecek. Dayanamıyorum artık. Gideceğim buradan. Alev canavarı da sizi yiyesin. Oh olsun size. Kral giderse hepimiz mahvoluruz. Evet, alev canavarı tekrar gelebilir. Ne yapacağız? Bir çözüm bulmak zorundayız. Hala ona mı inanıyorsunuz? Alev canavarıyla bizi korkutup kendine muhtaç ettiriyor. Madem o kadar iyi bir kral, neden alev canavarını sonsuza kadar yok etmiyor? Korkaklar! Ama öyle çatık kaşlarla bakma bana. Bak, kızacağım sana. Tamam. İlk saldırı hakkı senin olsun. Hadi çukura girmiş gibi saldır bakalım. Hadi ama. Sıkılmaya başlıyorum yine. Sana şimdi gününü göstereceğim. Ortaya çık! Deprem saldırısı! Hızlı kaçış! Ne oldu? Kim kazandı? Hiçbir şey göremedim. Ben de göremiyorum. Saldırıdan kurtulmuş mu? Cillem hala arenanın içinde. Demek ki beni yenemedin. Artık saldırı hakkı bana geçti. Sen de ortaya çık! Soğuk Alev'in Semenderi! İkinci hal böyle mi? Bu inanılmaz. Bu çok büyük. Balios kuyruk darbesi. Hayır! Ne? Bu kadar basit miydi yani? Sadece bir vuruş dayanabildi. üzülmeyin ama. Siz üzülünce ben de kötü oluyorum. Bu adil bir müsabakaydı. Kazansaydınız vergi almayacaktım. Ne kötü. Galiba artık yenecek kimse kalmadı. Hazık usta kaybetti. Kralı kimse yenemez. En büyük kralımız çok büyüktü. Evet, kralımız kimse yenemez. İçinizde bana rakip olacak biri daha var mı? Yok mu? Daha bitmedi. Demek bana meydan okuyorsun ha? Ama Müdrik amca demişti ki... Bir soytarıdan da bu beklenirdi. Şu çocuğa bakın, krala meydan okudu. Kimse onu yenemez. Peki kim bu çocuk? Hazık usta bile kaybetti. Evet, kralı kimse yenemez. Kim bu çocuk? Kadim kurallara göre oynayacağız. Kaybeden cillesini bırakır. Hayra dur. Hayra. Ne yapıyor bu çocuk? Kendini şaşırmış olmalı. Evet.
Kadim kurallar mı? Şaşırdım. Dünden beri köydesin. Dikkatini bir şey çekmedi mi? Bu turnuvadaki 3-5 kişi hariç. Neden köyde kimse cilli müsabakası yapmıyor biliyor musun? Bırak gevezeliği. Ne diyeceksen söyle. Sandığı geçirin. Çünkü kimsenin maç yapacak cillisi yok da ondan. Kadim kurallara. Bunlar daha önce bilimli kadim kurallara göre oynayanların cillileri. Şimdi seninkini de onların arasına ekleyeceğim. Çok yazık. Kim kimin cillesini elinden alacak göreceğiz. Başlayalım. Cillini alınca onu vermem için yalvaracaksın. Bu adam beni deli edecek. Kayra. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Bu kabalığından dolayı önce başlama hakkını sana vermeyeceğim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Küstah. Çukura girmesine izin verme. Bu maç da bitti. Hadi artık gidelim. Evet, o da kaybedi. İlk saldırı hakkı kralın. Onu kimse yenemez. Hadi artık hadi. Gidelim. Buradan gidelim. Tahmin ettiğim gibi. Bu mağara onun yuvası olmalı. Eğer tarlalara saldıran bir alev canavarı varsa yakınlarda bir yerde evi olmak zorundaydı. Sanki birileri buranın girişini gizlemeye çalışmış. İlginç. Orası uzun zamandır kullanılmıyor gibi. Her yeri örümcek ağı kaplamış. Burası kesinlikle alev canavarının yuvası olmalı. Bütün duvarlar simsiyah iz içinde. Ama parmağımı uyamadığına göre bu izler epey eski olmalı. Ha? Onlar da ne öyle? Bu yaratık en az bir yıl önce ölmüş olmalı. Eğer bu kalıntılar alev canavarına ait değilse, dün köye saldıran kimdi? Semender. Kral Semender'in alevini gizleyerek herkesi kandırıyor. Alev yaratığının aslında Semender olduğunu insanlara göstermem lazım. Hemen köye dönmeliyim. Umarım çocuklar yanlış bir şey yapmamışlardır. Bu kadar çabuk değil. Hayır! Bu inanılmaz bir hız. Gözlerime inanamıyorum. Evet, bu harika. Bu neşer. Öyle bir şey görmemiştim. Beni çok üzdünüz. Bu yüzden arkadaşınıza hiç acımayacağım. Cillesi sonsuza kadar benim olacak. Affedersiniz, affedersiniz. Geçebilir miyim? Ha? Müdrik amca! Müdrik amca! Ben size cille müsabakası yapmak yok demedim mi? Biz turnuvayı seyretmeye gelmiştik. Kral çok ukala biri. Kayra ona meydan okudu. Meydan mı okudu? Hem de kadim oyuna göre. Ne? Kadim oyuna göre mi meydan okudu? Bu müsabaka artık bitti. Tek atışta işini bitireceğim.
Soğuk Alev'in Semenderi. Ortaya çık. Balyoz kuyruk vuruşu. Her yeri dumana bul. Enteresan. Sanırım biraz daha kalmam gerekecek. Demek Semender'in gözlerinin iyi görmediğini anladın. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bırak gevezeliği. Ya! Ortaya çık! Bıyıklı balina! Bununla mı beni yeneceksin? Büyütücü olan var mı? Bir şey göremiyorum da. Patlayan balık saldırısı! Bu saldırı semenderi gıdıklamaya bile yetmez. Sana gerçek saldırının nasıl yapılırmış bir göstereyim. Ya! Helezon vuruşu! Altından geç! Dikkat et! Arkada! Sağda! Yüzüne saldır! Aslanım Kahra! Bütün yapabildiğin bu mu? Bir de kendine cille ustası diyorsun. Gözlerime inanamıyorum. Allah'ım, yoksa kral kayıp mı ediyor? Kaybediyor. Kral yenilemez. Susun! Susun dedim size! Kimse beni yenemez. Ha? Hızlı saldırı! Kombine vuruş! Şimdi! Dil kırbacı! Müdrik amca, bir şeyler yap. Bu olamaz. Bu adama karşı kaybedemem. Kayra! Müsabaka daha bitmedi. Pes etmeyeceğim. Seni yeni tanıdım ama gönül bağımız asla kopmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Tüm gücünle ses dalgası! Topu! Ortaya çık!